Şimdi tabii ki burada yani Braithwaite transferinde bir Barcelona'nın aslında hamlesi bekleniyor gibi duruyor. Aynen. Nicholson'da ise bir kiralık süreci var. Çünkü Nicholson'ın şu anda bonservisini almak çok kolay bir iş değil sanıyorum. Kesinlikle. Peki Piatek konusunda yani burada bir kiralık gündemi mi var yoksa direkt bonservisi almayla alakalı bir çalışma mı? Yani yönetim şu anda Piatek'in maliyetini bonservis olarak karşılayacak durumda değil. Piatek yani dediğim gibi Çok değerli bir isim. yani evet Milan ve Hertha Berlin'in performansı yeterli olmasa da hala piyasası olan bir oyuncu. Yani şu anda Piatek'in bonservisini almaya kalksa yönetim yani 15 milyon euroluk bir maliyet çıkar gibime geliyor. Dolayısıyla şu anda böyle bir maliyeti karşılamak mümkün değil. Burada yönetimin hedefi bir satın alma opsiyonu kiralama formülü üzerinde durmak. Henüz resmi bir girişim yok, onu belirtelim. Önümüzdeki günlerde hem Piatek'in menajeriyle hem Hertha Berlin'e bir temas sağlanacak. Satın alma opsiyonu kiralama formülü masaya yatırılacak. Yani oyuncunun bir kere şöyle bir avantajı var yönetimin. Oyuncu bir kere Hertha Berlin'den ayrılmak istiyor. Artı Hertha Berlin de oyuncudan çıkmak istiyor sözleşmesinden. En azından bu sezon için. Zaten şu anda hiç süre almadı Hertha Berlin'de. Gözden çıkarılan bir isim aslında. Yani dolayısıyla mantıklı bir oyuncu ligimize gelirse eğer kalitesiyle renk katabilecek, Galatasaray'a katkı verebilecek bir oyuncu Piatek. Belki de yeniden o Cenova günlerine geri dönebilir İstanbul'da Galatasaray formasıyla. Çünkü o yarım devrelik performansı Serie A'da korkunçtu Piatek'in. Yani Polonya'dan geldi anında 6 ay içinde bir anda Serie A'ya damga vurmuştu. 14-15 gol atmıştı bir yarım devrede. Ardından Milan performansı ve Hertha Berlin performansı beklendiği gibi olmadı ama dediğim gibi yani bizim ligimiz tabii ki Serie A ve Bundesliga ile kıyaslanacak durumda diye gerçekçi konuşmak lazım. Dolayısıyla yani Piatek şu haliyle bile ligimizde etki yapabilecek bir forvet profili. Ya sanıyorum Piatek daha önce yine Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Bu Milan'a gelmeden önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yavaş yavaş yani izleyicilerimizin yorumlarını da takip ediyorum. Kanat transferi çok fazla sayıda soruluyor. Aynen. Şimdi mevcut isimlere baktığımızda işte Kerem'in performansı biraz beklentinin altında bu sezon özelinde. Yunus oynuyor ama bir alternatifi o bölgede yok gibi duruyor. İşte Envakame çok gündeme geliyordu ve Cengiz Ünder son dönemde gündeme gelen isim. Bu transferlerle alakalı düşüncelerinizi merak ediyorum. Tabii tek tek anlatalım istersen açıklayıcı bilgilerle. Vakayeme konusunda şöyle bir şey var. Yani menajeri William Davila'nın bir aslında teması oldu yönetimle. Bundan yaklaşık bir hafta önce. Çünkü biliyorsun Vakayeme Trabzonspor'dan ayrıldığından beri bir kulüp bulamadı kendisinde. Çok sayıda takımla masaya oturdu ama yüksek maaş talebi ve isteklerinden dolayı halen boşta. Yönetimin şu anda Vakayeme'ye bir teklifi oldu. 1,5 milyon euro garanti ücret artı bonuslar. 1 artı 1 yıllık sözleşme önerildi. Orada Vakayeme'nin beklentisi 2 milyon euro civarında. Yönetim şu anda bu rakamın üstüne çıkmayı düşünmüyor. Zaten şu anda yönetimin sıcak gündeminde değil Vakayeme. Yönetim ancak hani listesindeki diğer oyuncularla ilgili temaslarda bir sıkıntı yaşanırsa son ihtimal olarak acaba Vakayeme olur mu diye düşünüyor. Yani çok sıcak gündeminde değil Vakayeme Galatasaray'ın. Ancak o istenen rakamlara seviyeleri inerse Vakayeme'nin menajeri belki o zaman daha net konuşabiliriz. Cengiz Ünder konusuna gelirsek tabii ki Cengiz Ünder çok değerli bir futbolcu, milli futbolcumuz ama son dönemde Tudor'la sıkıntılar yaşıyor. İşte en son oynanan Nantes maçında sen de izlemişsindir mutlaka. Yani Tudor onu oyuna aldı ve 15 dakika sonra oyundan çıkardı. Yani aslında orada Cengiz'in surat ifadesi biraz iplerin koptuğuna işaretti bence. Zaten bir süredir orada Cengiz'in mutsuz olduğu, Tudor'la sorunlar yaşadığı konuşuluyordu. Yani yönetim şu anda şunu söylemek gerekiyor net bir şekilde. Cengiz'le ilgili gelişmeleri takip ediyor. Yani bir temas, bir görüşme henüz yok Cengiz Ünder konusunda ama eğer Cengiz'in oradan bir ayrılığı söz konusu olursa ki Marsilya'nın Cengiz'i ben bonservisle göndereceğini düşünmüyorum. Çünkü önemli bir yatırım yaptılar Cengiz'e. Belki bir kiralama olabilir bir geçiş süreci için. O zaman yönetim bir temasta bulunabilir ama şu anda bir takip sürecinde Galatasaray yönetimi gelişmeleri izliyor. Acaba Cengiz Türkiye'ye dönmek ister mi? Ya da Avrupa'nın başka ligine mi gidecek? Onları şu anda gözlemliyor yönetim. Onun dışında tabii ki birçok isim var yönetimin listesinde. Mesela Elyounis'i var. Norveçli oyuncu. Southampton Evet. formasını giyiyor. Yani milli takımdan Mitchell'ün ve Omar'ın takım arkadaşı. Elyounis'in transferi gündeme geldi. Galatasaray yönetiminin önüne geldi. Onunla ilgili bir temas var. Zor bir transfer. Oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında bitiyor. Bonservisiyle almak zorunda Galatasaray Elyounis'i. Dolayısıyla maliyetli bir oyuncu ama yönetimin listesindeki isimlerden bir tanesi Elyounis'i. Dediğin gibi az önce Kerem ve Yunus'un tabii ki kötü sezon başlangıcı orada yani yönetimi farklı arayışlara da itebilir. Belki düşünülenden daha kaliteli bir oyuncu transferi gündeme gelebilir. Yani çünkü ilk başta planlamada düşünülen şuydu. Kerem ve Yunus bizim 11 oyuncumuz. Onların arkasında durabilecek alternatif bir kanat oyuncusu
bakalım şeklinde bir düşünce hakimdi ama son gelinen noktada özellikle Kerem'in kötü performansı dediğim gibi belki de bir ilk 11 oyuncusuna yönetimi itebilir. Tabii ki bu dakikaları şu soru geliyor. Yani 3 yerli kuralında evet. Okan Buruk kimi tercih edecek? Yani o daha önce de biz yayınlarda bunu konuştuk. Okan Buruk'un önündeki en büyük sorun bence. Yani Kerem ve Yunus ve Abdülkerim Bardakçı'nın dışında Okan Hoca'nın 11'e direkt atabileceği kaliteli bir isim yok elinde. Yani ne Emre Akbaba, ne Berkan Kutlu, ne Emre Kılınç şu anda o seviyede değil. Yani dolayısıyla orada bir kanat transferi gelirse ilk 11'e bu sefer yerli konusunda başa ağrıyabilir Okan Buruk'un. Tabii o da sıkıntılı bir matematik Okan Buruk açısından. Ki şöyle de bir durum var. Şimdi hem az önce konuştuğumuz forvet alternatifleri yani gündemde olan isimler hem de eldeki iki forvet Seferovic ve Gomis. Yani forvet hattında bir yerli alternatif yok açıkçası. Daha önce işte Halil Dervişoğlu ismi öne çıkmıştı, Umut Bozok ismi öne çıkmıştı. Ama onlarla alakalı bir gelişme Ali olmadı Akman'da, diyelim. Ali Akman'da. Evet, Ali Akman yine çok ciddi şekilde konuşulmuştu. Yani burada bir yerli alternatif yok Galatasaray'ın. Acaba bu yönde bir mesela Umut Bozok'la alakalı bir gelişme olur mu? Çünkü Galatasaray'ın ilgisi olduğunu biliyoruz. Oyuncunun da yani Galatasaraylı olduğu biliniyor zaten. Yani burada aynen. Tabii Trabzonspor için de çok ciddi konuşuluyor oyuncu ama yani bir yerli kontenjanı açısından bir girişim olur mu tekrardan? Ya Okan Buruk'un en baştan bir raporu şu şekildeydi. Seferovic transferinden sonra özellikle. Seferovic de forma rekabetine girebilecek. Gerektiğinde ondan formayı alabilecek kalitede bir oyuncu istiyor Okan Buruk oraya. Hani Umut Bozok bu profilde bir oyuncu değil. Yani oraya yabancı bir forvet transferi yapılacak. Umut Bozok'la ilgili şöyle bir gündem vardı. Yani eğer o dönem Gomis'in takımdan ayrılması söz konusuydu. İran'dan Gomis'e iki tane resmi teklif gelmişti. Dolayısıyla Gomis'in ayrılığında oraya yerli bir oyuncu alalım düşüncesi hakimdi. İşte Ali Akman gündeme geldi o dönem. Dediğin gibi Umut Bozok gündeme geldi ama şu anda Gomis'in performansından sonra onun takımdan ayrılması söz konusu değil. Yani dolayısıyla yabancı bir forvette istendiğine göre işte Seferovic, Gomis artı yabancı transferin yanına bir de Umut Bozok gelirse çok kalabalık bir rotasyon olur orada. Kaldı ki Umut'un maliyeti de düşük bir maliyet değil. Yani kulübünün 3 milyon euroluk bir beklentisi var Lorient'in. Umut'un 1,5 milyon euroluk bir maaş beklentisi var. Yani dolayısıyla bu maliyetlerle bu transferin yapılması söz konusu değil. Ama dediğine katılıyorum. Yani Galatasaray'ın bir yerli sıkıntısı fazlasıyla var. Mutlaka oraya ben transfer döneminin sonuna kadar bir veya iki hamle, sadece forvet için söylemiyorum bunu. Savunma hattına olabilir, orta alan olabilir, bek bölgesine olabilir. Yani bir hamle yapacağını düşünüyorum yönetimin. Çünkü orada Okan Buruk'un büyük sıkıntıları var. Yani Kerem Yunus ve Abdülkerim Bardakçı'nın birinin 11'in dışında kaldığı bir formülde sıkıntıya düşük Okan Buruk. Yani kimi koyacağı şu anda meçhul, belli değil. O yüzden de Efecan Karaca mesela, onu belirtelim. Yani Okan Buruk'un çok istediği bir oyuncu. Sezona da iyi bir giriş yaptı Alanyaspor'da. Onunla ilgili bir temas olmuştu aslında yaklaşık 20-25 gün önce ama Alanyaspor'un beklentisi yüksek olunca orada transfer görüşmeleri tıkanmıştı. Ama ben 8 Eylül'e kadar yine Galatasaray'ın Efecan konusunda bir hamle yapabileceğini düşünüyorum açıkçası.